vatan anamız için ölesiye dövüşecek miyiz? Evet Allah! Dövüşecek miyiz? Evet Allah! Karaya çıkarlarsa doğduklarına pişman edecek miyiz? Evet Allah! Edecek miyiz? Evet Allah! Şimdi herkes sessizce yerine. Ben emir vermeden kimse kurşun sıkmayacak. Haydi bismillah. Ateş! Haydi aslanlar. Vatan anamız için kimse geçemez burayı. Çanakkale, şanlı destanımız. Seymeni, Dadaş'ı, Zeybeli'yle. Tüm kınalı kuzuların vatanı için akın ettiği o yer. Her beş evden bir yiğidin destanlaştığı o yer. Toprağında kanımızın, kemiğimizin, şehidimizin olduğu. Hatta kuru dikenlerinde bile Mehmet'imizin olduğu bizim destanımız. Çanakkale, 18 Mart 1915. Her zaman olduğu gibi söyleyecek çok fazla şey var biliyoruz fakat bu sefer bizim, yani gençlerin gözüyle değerlendirmek istedik. Yanımızda 11 F sınıfından Harun ve Melike arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Harun, önce seninle başlamak istiyoruz. Çanakkale deyince aklına neler geliyor? Evet Nisa, aslında Çanakkale deyince aklıma milletimizin yeni yok olma ya da yeniden var olma savaşı olduğu aklıma geliyor. Eğer Çanakkale cephesi kaybedilseydi, İstanbul kalesi olan biz Türkler yenilmiş olacaktık ve belki de benliğimizi kaybedecektik. Tarihin tekrardan tekerrür ettiği ve Türk'ün Türk'ten başka dostluğun olmadığı savaşlarımızdan biri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kutlu mücadelelerini anımsıyorum. Tekrardan Rabbimden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Peki Harun, kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Bugün öyle bir cephede savaşmak zorunda kalsan, hangi duygularla hareket edersin? Eğer 17 yaşında öyle bir cephede savaşmak zorunda olsam, gerçekten büyük bir gurur duyarım ve gözümü bile kırpmadan o cepheye katılırım. Dedelerimiz, nenelerimiz, canlarıyla ve kanlarıyla savaşarak bizlere bu güzelim toprağı vatan olarak bahşetmişler. Bu vatan toprağının kazanılmasında bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek gerçekten isterim. Fakat bununla beraber kazanılan bu vatan toprağının en ileriye doğru taşınması için de durmadan çalışıyor olacağım. Teşekkür ederiz. Melike'ciğim, kadın kahramanlar hakkında neler söylemek istersin? Bence bizim savaşlarımızda kadın kahramanların yer alması aslında Türk milleti olarak kimliğimize birazcık dikkat çekiyor. Yani nasıl? Biz genel olarak tarihte sürekli olarak savaşlarda erkeklerin olduğunu görüyoruz. Ama kendi tarihimize baktığımızda Halime Çavuş gibi, Halide Edip var gibi daha pek çok kadının yer aldığını bizden görüyoruz. Ve bu kadınlar gerekirse savaşlarda cephane taşıyor, gerekirse kılıklarını değiştirerek savaşlara katılıyorlar. Ve pek çok şekilde vatana, millete fayda sağlıyorlar. Ve böyle kadınlar tarafından yetiştirilmiş olmakla da gurur duyuyorum kesinlikle. Peki bizim yeni bir sözümüz var ya, Çanakkale geçilmez. Sana neler hissettiriyor? Öncelikle bence bu soruyu yanıtlamadan birazcık Birinci Dünya Savaşı'nı bilmemiz gerekiyor. Çanakkale Savaşı'nı bilmemiz gerekiyor. Yani nasıl? Bildiğiniz üzere bu savaşta Çanakkale cephesi geçilemeyen tek cepheydi. Ve bana soracak olursanız en önemli cephe de Çanakkale cephesiydi. Çünkü Çanakkale cephesinin geçilmiş olması bizim Türk milleti olarak bu topraklarda yaşayamayacağımız ve özgür olamayacağımız anlamına geliyordu. Hem bu sebepten hem de Çanakkale gerçekten başlı başına bir destan. Yani ne anlamda, yenilgileriyle, sonucunda gelen çok büyük bir zaferle gerçekten bizim tarihimizdeki en önemli savaşlardan bir tanesi. Ve bu denli büyük bir savaşın elbette dilimizde de yer etmesi olan, yani yer etmesi şart. Bu yüzden bu sözüm de ben buradan geldiğini düşünüyorum ve dilimizden de bir daha gitmeyecek bence. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben de bir Türk genci olarak Türk tarihiyle gurur duymakla beraber ömrüm boyunca Türk milletine hizmet etmekten büyük bir onur duyacağım.